2 Kasım, 8 Kasım nasılsınız? Yengeç burçları iyisinizdir. Umarım keyifli bir hafta yaşayacağız. Karışıklıkların çok daha ön planda olacağı bir hafta. Ben iyilikle başladım, sonra hemen bir karışıklıkların sizi daha çok yoracağı bir hafta diyorum. Çünkü neden? Özellikle paylaşım konularında insanlar tarafından fazlasıyla onları korumacı yönünüzden kaynaklanan, evet hırslısınız, radikalsiniz ama insanların da zarar görmesini istemediğiniz için onları bu hafta ya da uzun süredir koruyup kolladığınız için iş çevrenizde bu konular biraz gruplaşma ya da birilerini kollama evresine dikkate alıp mobbing uygulaması ya da çevrenizdeki insanlardan zarar görebilirsiniz. Sizden ricam diyalogları bir gözden geçirin. Biraz diyaloglarınızı mesafeli yaparsanız sizin için daha iyi olacak diyorum. Yeni iş bekleyen ve eski işine geri dönmek isteyen, aslında farklı bir iştesiniz ama eski işimden geri gitmek istiyorum ve tekrar şansımı unutun. Şu anki bulunduğunuz noktaya konsantre olun. Bu sizin için daha iyi olacağını söyleyebilirim. Ve uzun süredir de farklı yurt dışı ile ilgili planları olan, özellikle yengeç burçlarında evraklarınız Ocak dönemine kadar gelecek. Aslında gideceğiniz nokta belirlenecek ama sizin sanki isteğiniz ve arzunuz kalmamış gibi. Bence gidin, orada güzel kazançlarınız, güzel hayırlı noktalar söz konusu olacak. Ve şunu demek istiyorum, aileyle alakalı daha huzurlu, yani aile büyüklerimiz, kardeşlerimiz aramızdaki yaşanan kırgınlıklar daha yumuşamış ve sizi daha anlayan bir ailenin içerisinde pozitif bir enerji yaşayacaksınız aile, ama dışarıda yanlış anlaşılmalar ve yaptığınız iyilikler size maşallah kazık gibi hanenize girecek. O yüzden ailenizle geçireceğiniz alanlar, onlar sizin için daha keyifli olacak diyorum. Bu ara araç, hani ehliyet kursu, araba kullanmak ya da araç eğitim, araç ehliyeti, yani ehliyet, araba ruhsatı almak isteyen ya da ehliyet almak isteyen değerli yengeçler, bu ara bunu yapabilir ve çok uzun süredir evde kenarda duran ailemizin bir aracı var. Bunu kullanma vakti geldi. Ehliyetini al ve gerçekten istediğin, hayal ettiğin araba kullanma evrende aydınlığa kavuşsun. Özellikle bazı yengeçler saç değişimi boyası, boyalama, kısaltma, bu tarz enerjiye girdiniz. Evet, olabilir, çünkü uzun süredir saçlarınız ve cilt bakımınızla alakalı bir, belki benim gibi kaz ayaklarınız çıkmış olabilir, botoks enerjisi olabilir. Yapın. Ve özellikle de erkeklerde evde tadilat boya, yani geldik Kasım'a ne ayaksınız diyeceğim ama evet, ufak ufak özellikle kapı alanlarınız boyalara gitmiş olabilir ya da çerçeveli alanlarla ya da pimapen değiştirebilirsiniz. O yüzden böyle bir uyarı gösteriyor haritanız. Ama şunu demek istiyorum. Evet, ne yapacaksanız yapın, güzel ve uğurlu geçireceksiniz. Daha önce devrede bulunmuş olduğunuz ve özellikle bir iş kovalayan bazı yengeç burçlarına şunu demek istiyorum. Evet, bu kovaladığınız işle ilgili bazı haberler gelecek ve bu haberler size parasal evrede çok büyük bir rahatlama ve aydınlanma söz konusu olacak değerli yengeç burçları. Yengeçlere şunu demişim, çevrenizde bazı arkadaşlarınızın size getireceği eski değerli eşyalar olabilir. Bunlarla alakalı noktayı lütfen doğru şekilde belirlediğinizde o değerli antika ya da güzel şeylerle de evinizin enerjisini değiştireceksiniz. Koltuğundan şikayet eden, özellikle koltuğum artık içe gömdü, ben koltuğumu değiştirmek istiyorum diyen yani yengeç burçları, değiştirme döneminiz var. Hayırlı olsun ve iyi olacak diyorum. Aile büyüklerimizle alakalı gereksiz tartışmalar ya da sizi çevrenizdeki insanların söylemleri, belki biraz ailenize gereksiz böyle yüksek bir doz oranı yaratabilirsiniz. Bence hiç gerek yok. Aileni saklı, boşuna uzatmayın. Evli olan yengeç burçlarında biraz çatışmalı, biraz karmaşık bir dönem olacak. Özellikle ilişkilerinizle alakalı yaşadığınız ve bir türlü olmuyor, tam olacak gibi oluyor dediğiniz ilişkilerimizde ne eksikliğimiz var? Üzerinizde negatif enerji olabilir. Yani herkese negatif enerji de. Mesela sizin Meryem suresi okumanız lazım yengeç burçları. Evlilik, düzen ya da evliliğinizde kötü giden bir şeyi düzeltmek istiyorsanız Meryem suresi sizin enerjinize iyi gelecek diyorum. Sağlık olarak
Sağ dişlerinizde diş eti iltihaplarınız olabilir değerli yengeç burçları. Unutmayın, mutlu kalın. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Astrolojiden ne haber? Ve Akkaya Official sayfamı Instagram'dan günlük burç yorumları ve ritüelleri de Akkaya Official'dan yapıyorum. Sevgiyle umutla kalın. Her şey gönlünüzce olsun değerli yengeç burçlarım.